geçtiğimiz hafta bir toplantı için yurt dışındaydım. Bayağı iyi bir toplantı oldu. Aslında beklediğimden daha iyiydi. Orada bir tanıdığım var. Yunanlı bir arkadaş. Eşiyle birlikte oradaydı, İlyas. O İlyas beni gördüğü zaman hemen elini uzattı. Selamünaleyküm dedi. Sanki biz her sabah selamünaleyküm diye birbirimizi selamlıyormuşuz gibi düşünüyor herhalde. Çünkü onun ailesi Türkiye'den Yunanistan'a gitmişlerdi. Ve başka bir ülkede biz karşılaştığımız zaman hemen selamünaleyküm diyor. Hatırladığı şeyler var. Sürekli Metin'le bana onları söylüyordum. Yani çocuk mesela, dedesi ona söylermiş. Çocuk. Aptal çocuk. O tür şeyler. O tür şeyler söylüyor. Ekmek. Onları hatırlıyor ve Türkçe onları söylemeyi çok seviyor. Selamünaleyküm diye selamlıyordu ama bir cevap beklemediğini biliyor. Genellikle birbirimize selam verdiğimiz zaman karşımızdaki insanlardan çok cevap beklemiyoruz. Ya da beklediğimiz cevabın çok basit olmasını bekliyoruz. Ne haber? İyidir abi, senden ne haber? İyidir işte. Ne yapıyorsun? İyiyiz abi. Daha da nasılsınız? Sen elhamdülillah. Yani bundan daha öteye giden bir konuşma beklemiyoruz. Yıllar önce bir toplantı, bir başka toplantı yemek yiyoruz, öğle yemeği zamanı. Çok dünya çapında çok ünlü bir kilise önderinin hemen yanında oturuyorum masada. Adamın kitapları benim boyumu aşıyor. Yaşı da benim şimdi değilse de o zamanki yaşımın iki misli kadar yaşı var. Bana yemek sırasında bana döndü. Dedi ki, İhsan nasılsın? O zaman da hayatımın en kötü zamanlarından birini geçiriyorum. Nasılsın diye sordu adam. Gerçeği söyledim. Çok kötüyüm. Deminki şarkıdaki gibi. Çok yorgunum. Adama söyledim bunu. Adam bana baktı ve kafasını çevirdi. Öbür taraftaki adamla konuşmaya devam etti. Acayip gıcık oldu. Benden cevap beklemiyor. Yani beklediği cevap en azından o değil. Nasılsın? İyiyim diye. Biz İngilizceyi öğrenirken, yani kolejde, morejde okumadım ben. Ortaokulda İngilizce öğretmeye başladılar, lisede devam ettiler. 6 yıl boyunca hiçbir şey öğrenmeden İngilizce'den geçmeyi başardım. Hep aynı şeyleri söylüyordum. Birisine selam veriyoruz, soruyoruz, how are you diye. Onun cevabı çok klasik olarak var. Fine thanks. And you? Yıllardır yabancı memleketlere gidiyorum. Hiç ana dili İngilizce olan birinin ya da olmayan birinin bana öyle selam verdiğini görmedim. Tamam, ama Türkiye'de nasıl olmuşsa böyle öğretmişler. Ve biz hala insanların öyle, Türklerin öyle söylediğini biliyor. Fine thanks and you diye. Selamlaşıyoruz biz. Kovboy filmi aklıma geldi bu bazı hazırlarken. Kovboy filminde adam öbürüne soruyor. Ne haber? Adam cevap veriyor. Ne bilmek istiyorsun? Ondan sonra bir sessizlik geçiyor. Adam tekrar soruyor. Kim bilmek istiyor? Aslında birisine hatırını soruyorsanız gelecek cevaba hazırlıklı olun. Onu düşünün. Nehemiah 1. bölüm hakkında konuşacağız bugün. Eski antlaşmanın, Tevrat'ın en sevdiğim kitaplarından biri. Arada bir Nehemiah'e dönüyoruz. Bundan sonraki 4 hafta boyunca yarısını benden, yarısını başka bir kardeşten dinleyeceksiniz. Şöyle diyor hemen ilk 3 ayette. Hakalya oğlu Nehemiah'ın anlattıkları.
Pers Kralı Artaşasta'nın krallığının 20. yılı Kislev ayında Sus Kalesi'ndeydi. Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudiler yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudileri ve Yeruşalim'in durumunu sordu. Sürgünden kurtulup Yahudi eline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde diye karşılaştılar. Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış. Nehemya gelen arkadaşa sordu. Ne haber ya? Yeruşalim'den haber var mı? Cevap benim o ünlü öndere verdiğim cevap gibi. Kötü. Yeruşalim fena durumda. Yahudiler için en önemli şeylerden bir tanesi Yeruşalim. Türkiye'de Kudüs deniyor ama aslında İbraniler o şehre Yeruşalim diyorlar. Yeruşalim şehri, tapınak ve kutsal kitap. Yahudilerin en önemsediği üç şeydi. Yahudiler sürgüne gönderildi. Asurlar ve Babililer arka arkaya onları sürgüne gönderdi. Ve sürgün sırasında Nehemya'nın bulunduğu şehir o zaman Perslerin elindeydi. Sus şehrinde, Perslerin o dönemki başkentinde çok önemli bir adam Nehemya. Kralın sağ kolun sayılabilecek özel bir resmi görevi var. Kralın sakisi. Çok önemli. Bakanlar kurulunda diyelim başbakan yardımcısı filan sınıfından bir adam. Şimdiki durumla kıyaslarsak. Nehemya soruyor. Ne haber ya? Yahudiler neler oldu? Cevap geliyor. Sürgünden kurtulup Yahudi eline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde. Nehemya soruyu sorduktan sonra gelen cevap onun dikkatini çekti. Çünkü gerçekten soruyor. Yani orada durum ne? Ve gerçekten aldığı cevap, gerçekler onun umurundaydı. Ne olup ne bittiği hakkında aldığı bilgi onun daha fazla düşünmesine yol açtı. Tanrı'nın halkının içinde bulunduğu sıkıntılı ve utanç verici durumun ne anlama geldiğini ve ne durumda olduklarını düşünmeye başladı. Onların ihtiyaçlarını düşündü. Onların utançlarını düşündü. Tanrı'nın halkı düşman tarafından işgal edilmiş, halkın önemli bir kısmı sürülmüş ve geri kalanlar Yeruşalim şehrinde duvarlar yıkılmış haldeyken utanç içerisinde, çünkü tamamen savunmasız, çıplak bir şekilde kalmışlar. O halkın durumunu düşündü. O kadar savunmasızlar ki şehrin kalesi zaten yıkılmış, kalesinin kapıları yanmış. İnsanlar rahatça gelip geçiyorlar. Siz kendi evinizi düşünün. Kendi evinizin içerisinde güvenlikte olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama kapı herkesin açılıp girip çıkmasına elverişli. Aklıma bar kapıları geldi. Yani bu kovboyların girdiği bar kapıları var ya, çift kanat, içeriye giriyorsunuz sonra kapı kapanıyor. Lap 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 lap. Kapanmıyor. Çünkü yok. Yapmışlar. Yeruşalim'e her isteyen giriyor. İnsan giriyor, hayvan giriyor, düşman giriyor, dost giriyor. Her cinsen adam giriyor ve her türlü tacize açık bir şekilde insanlar yaşıyor. Onlar için kutsallık önemliyken, kutsallık fikri önemliyken, yabancılar onların hayatının içerisine giriyorlar. Putperestlerle beraber olmak zorundalar. Onlarla, onların kültürüne uygun yaşamak zorundalar. Savunmasız, tapınmasız bir şekilde yaşıyorlar. Tapınmasız kısmı onlar için çok zor. Utançlarını arttıran bir durum. Yaşadığınız yerde, çevrenizdeki şartlar içerisinde, insanlara sorduğunuzda ne haber diye, gerçekten umursuyor musunuz? Yoksa laf olsun diye mi soruyorsunuz? Ne haber? Gelince cevabı biliyorsun. Boş ver ya, iyi. Bir şey yok abi. Her şey yolunda. Bazen o kadar iyi olmayabiliriz.
bazen kötü olabiliyoruz ve kötü olduğumuzu söyleyemeyecek durumda oluyoruz. Birden bazen duvarlarımızı ortaya koyup zaten her şeyi herkese paylaşamazsınız. Ama güvenliksiz bir ortamdaysak eğer duvarlarımızı yükseltiyoruz. Kimse görmesin, kimse bilmesin diyor. Ama bazen utancımızı, çıplaklığımızı, zayıflığımızı, gözyaşlarımızı insanlar görüyorlar. Siz görüyor musunuz çevrenizdeki insanların zayıflığını, ihtiyacını? Bu önemli bir soru. Onların sıkıntılarını, savunmasızlıklarını ya da ortaya koydukları ekstra kalkanları fark edebiliyor musunuz? Bugün sizin üzerinize odaklanacağım, kusura bakmayın. Çünkü siz değerlisiniz Tanrı'nın gözünde de ve sizin göstereceğiniz tepkiler her zaman Tanrı için, Tanrı'nın halkı için, çevrenizdeki herkes için önemlidir. Dördüncü ayette şöyle diyor. Yani üçten devam edeyim tekrar. Üstelik Yeruşalim'in surları yıkılmış, kapıları yakılmış. Bunları duyunca oturup ağladım. Günlerce yas tuttum. Oruç tutup göklerin tanrısına dua ettim. Nehemya işittiklerinin yüreğini etkilemesine izin verdi. Çekip gitmedi. Yani o çok önemli bir vaizden söz etmiştim ya, yanında oturuyordum. Ben çok kötüyüm dediğimde kafasını çevirip soldaki adamla konuşmaya devam etti. Ertesi sabah ben çok kızgındım ona. Yani çok kızdırdı beni davranışı. Yani siz de biraz gülmüştünüz. Belli ki siz de olumsuz değerlendirdiniz abiyi. Ertesi sabah onun başlattığı dua toplantısı sabah 7'de gitmedim. Çiğdem gittiydi. Televizyonda canlı yayını vardı. Ben açmadım televizyonu. Çünkü kızdım adama ya. Oğlum nasıl bana cevap vermezsin ya? Sıkıntımı söylüyorum sana, kafasını çeviriyor, gidiyor, başkasıyla konuşuyor. Ama sabahki dua toplantısında aslında şöyle başladı. Dün yemek sırasında birisine nasıl olduğunu sordum ve bana kötü olduğunu söyledi. Adam ondan sonra bu önderlerin çektiği sıkıntıyı, kötülüğü orada konuştu ve gerçekten kendi yalnızlığı hakkında da bahsetti. Sonra Çiğdem bana söyledi abi. Açtın seyrettin mi diye. Hayır tabii ki dedim, ondan sonra anlattı. Adam kürsüden konuşabilen bir adam ancak. Yani yanındaki insanlarla yüz yüze duygularını konuşabilen biri değilmiş. Ama bir şekilde benim kırılganlığımın farkına varıp konuşabildi. Benim kırılganlığımın onun yüreğini etkilemesine izin verdi. Gerçekten o anda kızdığım şeyin tam tersi onun hayatında oluyormuş ama ben onu görmedim. Ertesi akşam o çok büyük 4-5 bin kişilik bir toplantıydı. Ben de sahneye çıkacaktım. Sahne arkasında törensel bir şekilde oluyor orada işte. Sahne arkasında bekliyorum diğer insanlarla. Bu amcamız yanıma geldi. Dün sabah senin hakkında söylediğimi dinledin mi? Hayır. Ama anlatmışlar zaten. Biz her şeyi boş verebiliyoruz. İnsanlar böyle söylediği zaman Türk kültüründe biraz ayıptır yani kafayı çevirmek. Aa çok üzgünüm, sarılayım geçsin anlamında şeyler söylüyoruz. Çocuklara yaparız ya. Ne oldu? Üfleyin geçsin. Karşımızdaki insan bazen inanır. Ama gerçekten birisi bize bir şey söylüyorsa, kırılganlığını ifade ediyorsa, o kırılganlığı alıp fark edip bir şey yapmamız lazım. İçimizde o kırılganlıkla ilgili, yanımızdaki insanla ilgili bir şeyin
bizi değiştirmeye başlaması lazım. Yapmıyoruz. Basit cevaplarımız var. Yani en kabası bana ne olabilir? Ya da boş veriyoruz. Biz 21. yüzyılda yaşayan insanlar her şeyi boş vermeyi biliyoruz. İnsanların başkalarının sıkıntıları, duyarlılıkları falan, ya başka bir adam olacakmış. Başkası ilgilensin. Başkası yapsın. Mutlaka yapacak herhangi biri vardır. Bir sıkıntı mı var? Nedir? Örnek alıyorum. Sevinç gözüme çarptı. Sevinç ev tutmuş, onun kömürünü taşınması lazım. Yani Sevinç çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Başkası taşırır mutlaka. Bir ihtiyacı varsa herhangi birisi ona yardım eder. Yani niye ben? Gerek yok. Bir diğerimizin ihtiyacına koşmak öncelikli olarak bizim refleksimiz olmuyor. Umursamadığımızdan değil ama o kadar da umursamıyoruz. Nehemya umursuyordu. Ne yaptı Nehemya? Dua etti. Günlerce dua etti. Eminim benim o amca da akşam odasına çekildiğinde biraz hazımsızlık yaşamıştır. Öğle yemeğindeki konuşmamızdan ötürü. Gaz yaptı bir yer. İhsan'ın mutsuzluğu beni rahatsız etti. Rahatsız etsin. İhsan mutsuzsa beni rahatsız etsin. Çiğdem mutsuzsa beni rahatsız etsin. Gabriel mutsuzsa beni rahatsız etsin. Sizden herhangi biri mutsuzsa bir diğerimizi rahatsız etsin. Düşünebilirim ihtiyacını. Fark edildiğinin elimiz ona dokunabilsin. Adam rahatsız oldu ve dua etti. Oruç tuttu. Ne diyor? Bunları duyunca oturup ağladım. Yani oruç tutmak demek. Ağlamış adam. O kadar önemsemiş. Yeruşalim'de kaç bin kilometre var? Tahminen 2000 kilometreye yakın. Yeruşalim'de Sus arası. O kadar uzaktaki insanlar hayatında gitmemiş Yeruşalim'e, tanımıyor oradaki acı çeken insanları, ama onlar benim bir parça, beraberiz. Siz de öylesiniz, siz de benim bir parçamsınız. Siz bu kiliseye gelen insanlarsınız. Bazılarınız iman ettiniz, bazılarınız etmediniz. Bazıları kiliseye geliyor, güzelmiş diyor. Yani bazıları geliyor, ilk kez gelenler var, tanışmıyoruz. Siz henüz oraya dahil değilsiniz ama biraz devam ederseniz siz de umurumda olacaksınız. Sizin hayatınızdaki sıkıntıları düşüneceğim. Birbirimize düşünmeliyiz. Oturup ağlamalıyız bazen. Bazen dua etmeliyiz. Siz bana gelmelisiniz. Benim arkadaşımın karısına papaz büyüsü yapmışlar diye. Ben de sizi Volkan'a göndermeliyim. Nefesi kuvvetli bir arkadaş. Beraber dua edebiliriz de o da olur. Cine tutsak biri gelir, cinini kovarız. Bu iş bizim işimiz. Ama aslında hastaları iyileştirmek, cinleri kovmak ya da papaz büyüsü bozmak bizim en temel işimiz değil. Bizim en temel işimiz nedir biliyor musunuz? Bir diğerimiz. Birbirimizi öyle önemsemeliyiz. Sizin varlığınız, sizin hayatlarınız, mutsuzluklarınız, ihtiyaçlarınız, tabii ki benimkiler de birlikte yaşadığımızın farkına varmalı ve birbirimizin sırtını sıvazlayabilmeliyiz, destek olabilmeliyiz. Nehemya dua etti.
Kilisede sorunlar görüyoruz. Bazen kendimizi dışarıda hissediyoruz. Dünyanın her yerinde var bu, biliyor musunuz? Geçtiğimiz hafta içerisinde İsveç'teki bir kilise pastörünün, Paris'teki bir kilise pastörünün aynı şeyi söylediğini işittim. Kiliseye insanlar geliyorlar, kimse kimseye selam vermiyor. İnsanlar selam vermiyorlar. Bana merhaba demediler. Kiliseye geliyoruz, kimse sevgi göstermiyor. Ne kadar sevgisiz bir kilise. Tamam, bazen denk geliyordur. Bunun tabii kiliseye gelen adamın ruh haliyle ilgisi var. Benim gibi bu sabah enerjik olursanız öyle hissetmezsiniz. Kimse size selam vermedi mi? Çözüm ne? Sizin yapacağınız ne var burada? Siz gideceksiniz başkasına selam vereceksiniz. Bu şeyi üniversitede okurken öğrendim. Boşlukları doldur diyorlar. Ha. Eğer boşlukları doldursanız doğru şekilde puan alıyorsunuz. Eğer hiç kimse size sevgi göstermiyorsa siz onlara sevgi gösterirsiniz. O zaman siz başkasına sevgi gösterdiğinizde üçüncü bir kişi sizi gördüğünde ne diyecek biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ya bu kilisede ne kadar sevgi var. Eğer siz göstermezseniz bir başka insanın sıkıntı çektiğini, moralinin bozuk olduğunu görecekler. Hiç kimse onun yanına gitmiyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Kimse kimseyi sevmiyor. Beni kimse sevmiyor. Ben kimi seveceğim? Bu da bir arabesk şarkıydı ama. Olsun. Kendimizi arabesk şarkının içerisindeki kahramanlar gibi hissetmeye başlıyoruz. Kiliseye gidiyorum, beni kimse sevmiyor. Ben kimi seveceğim? Siz seveceksiniz. Siz sevgi göstereceksiniz. Çünkü sizin içinizde Tanrı'nın ruhu var. Ve sizin sayenizde insanlar çevreye bakacaklar ve diyecekler ki ya bu kilise farklıymış. Bu kiliseyi farklı yapan şey ne pastörünün 34 kilo ver. Birisi söylemişti, kim hatırlamıyorum. Ya senden 4-5 yaşındaki bir çocuk çıkmış. Az önce Çiğdem bana fotoğraf yolladı. Fotoğrafta baktım. Yani alışamamışım kendi görüntü. Kafam o kadar kocaman geliyor ki. Vücuduma göre. Abi orantılar şaşıyor. Siz de yeni ilişkiler belirlediğinizde İlişkilerdeki orantıyı şaşırmalısınız, şaşırtmalısınız. İnsanlar size baktığında alışkın oldukları şeyden daha farklı bir şey görmeliler. Çünkü siz diri Tanrı çocuklarısınız. Diri Tanrı diyoruz, diriliği yani gökte oturuyor olmasından değil sadece. Sizin içinizde Tanrı'nın ruhu var ve Tanrı sizin aracılığınızda etkin. Ve bunu göstermeniz lazım. Oruç tuttum, dua ettim. Birbirimizin sıkıntıları için, ihtiyaçları için, utançları için dua edelim. Her birimizin sıkıntısı var. Bazılarımızın parası yok, bazılarımızın sevgi ilişkisi yok. Bazılarımızın yani işinde bozukluk var. Bazılarımızın her şeyi yerinde inşallah. Ama her birimizde dua edeceğimiz bir şey bulabiliriz. Herkes için dua edemezsiniz bir hafta boyunca. Size söyleyeyim. Ben bir hafta boyunca hepiniz için dua edemiyorum. Bu kilisedeki herkes için dua ediyorum. İki haftamı alıyor. İki hafta sürüyor herkes için dua etme. Ama bir yerden başlayın. Eskiden bir haftada bitiyordu dua. Hamdolsun artık bitmiyor. Aslında biraz daha iyi dua etmeliyim. Her pazar kiliseye gelsinler Rab İsa'nın adıyla. Amin. Ne dedim? Nehemya kendisine verilen cevabı dinledi.
Nehemya işittiklerinin yüreğini etkilemesine izin verdi. Nehemya dua etti. 5. ayetten sonra okuyorum. Ey göklerin Tanrısı Rab, yüce ve görkemli Tanrı. Seni sevenlerle, buyruklarını uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. Yar, halimi gör. Gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah işledik. Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiği buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık. Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa. Dedim ki, eğer bana ihanet ederseniz sizi ulusların arasına dağıtacağım. Ama bana döner, buyruklarımı özenle yerine getirirseniz, dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere, bulunacağım yere getireceğim. Onlar senin kulların, kendi halkındır. Yüce kudretin ve güçlü elinle onları kurtardı. Bir ayet daha devam ediyor duası. Nehemya'nın duası kutsal kitaptaki en ünlü dualardan biri. Çünkü yani bir duada edilmesi, söylenmesi gereken en önemli şeylerden bahsediyor. Birincisi Tanrı'nın yüceliğini anlatıyor. Bizim Tanrımız yücedir. Her şeyden yücedir. Yani bütün problemlerden de yücedir. Bütün dertlerden yücedir. Bütün günahlardan yücedir. İkinci bahsettiği şey Tanrı'ya itaatin gerekliliği. Yani insanlar günahkar diyoruz, biz de günahkarız ama günahkar kalmak zorunda değilsiniz ki. Tanrı'ya itaat edin. Bir an karar verin, artık ben bundan sonra değişik biri olacağım diye. Tanrı'ya itaat etmeye başlayın. O zaman hayatınızın gerçekten güçle değiştiğini fark edeceksiniz. Üçüncü bahsettiği şey duada Tanrı'nın sözüne sadakati. Tanrı bir söz verirse gerçekleştirir. Bizim Tanrımız yalan söylemez. Bizim Tanrımız değişmez. Bizim Tanrımızda Yakup'un dediği gibi değişiklik ve döneklik gölgesi yoktur. Ya, çok iyi bir varlıktan söz ediyoruz. Tanrı'dan söz ediyoruz. Onun kimliğini düşündükçe yüreğinize sevinç gelebilir. En önemli şeylerden bir tanesi, dördüncü madde duada olan Tanrı'nın sevgisinden söz ediyor. Tanrı halkını sever. Tanrı insanlarını sever. Tanrı sizi seviyor. Yani öyle ayetler var ki kutsal kitapta Tanrı'nın bizi sevdiğine ilişkin. En favorisi olanını söyleyeyim. Bütün dünyada herkesin çok iyi bildiği. Tamam mı? Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Ahmet gösterme. Hemen orada ben daha söylerken ayeti göstermeye. Şöyle dönüyor. Tamam mı? Yuhanna 3.16 diye basacak orada çıkacak. Yapma abi. Bu ayetsin. Sonrakilere yaparsın. Hep beraber söyleyeceğiz. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler hiçbir mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşamak kalırsın. Kimse değil. Yani ayeti biliyor insanlar. Hamdolsun. Şimdi Yaratılış 51. bölüm 3. ayeti söyleyeceğiz. Öyle bir şey yok. Nehemya, yani Tanrı'nın yüceliğini bilerek, Tanrı'ya itaatin gerekliliğini bilerek, Tanrı'nın kendi sözüne sadık olduğunu bilerek, Tanrı'nın insanları sevdiğini bilerek dua et. Dua ederken bir enerjiye dua etmiyoruz. Yani bir Tanrı var orada, güç var, her şeyi yarattı. Öyle birine dua etmiyoruz. Gerek de yok öyle birine dua etmeye. Çünkü o ne yapacağını bilmez. Yani bir şey söylesek de bir şey yapamaz. Orada bir enerji. Benim bir arkadaşım var, ara sıra bana enerji yolluyor. Tam uzak bir yerden İhsan sana enerji yolluyor. İyi, umarım iyi bir enerji. Tanrı'nın
niyetinden emin olarak harekete geçebilirsiniz. Tanrı sizin dualarınızı dinleyen, size cevap vermek isteyen bir varlık, bir kişiliği var Tanrı'nın. Öyle gizemli, anlaşılmaz filan değil. Tanrı kendisini gayet net bir şekilde açıkladı. Bütün sırları bilmiyoruz tabii. Ama Tanrı'nın kim olduğunu biliyoruz. Tanrı bize kendi kitabında açıkladı. Kutsal kitapta. O yüzden kalın. O yüzden okumamız lazım. Hem o kendini anlatıyor hem bizi anlatıyor. Kutsal kitap çok önemli. Halkı için yapması gerekenler var. Halkını dinleyen, halkın isteklerine kulak tıkamayan bir Tanrı'dan bahsediyoruz. O yüzden Nehemiye dua etti. O yüzden halkı için şefaatçi olun. Ya Rab, halkını düşün diye. Ve sonra Nehemiye sorumluluk aldı. Şöyle demeli. Hadi 11. ayet okuyayım sonra söyleyeyim. Diyor ki, Ya Rab, bu kulunun adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla. O günlerde kralın sakisiydi. Dedim ya, çok önemli bir görev kralın sakisi olmak. Bakanlar kurulunda en öndeki görevlerden biri. Yani krala şarap dökmekle kaldığını düşünüyorsunuz. Öyle değil. Krala verilen bütün içecekleri o döküyor ve kendisi de tadıyor. Eğer birisi ölecekse zehir olduğundan dolayı ilk Nehemiye. O yüzden çok güvenilir, sadık biri olması lazım. O yüzden krala en yakınlardan birisi ancak bu görevi alabiliyordu. Ve bu duayı ederken Tanrı ona açıklama veriyor. Dua ederken birdenbire zihninde ya da birdenbire değil aşamayla zihninde ne yapacağı konusunda bir fikir oldu. Oruç tutup dua ediyor adam. Kendisinin yapacağı şeylerle alakalı. Az önce dedim ya, bu kilisede sevgi yok. E sen ne yapacaksın? Konuşacağım. Ne diyeceksin? Sevgi yok. Tamam. Bu kilisede selam vermiyor kimse kimseye. Sen ne yapacaksın? Arkada küs oturacağım. Yok, senin bir şey yapman lazım. Bu kiliseyi mevcut durumundan daha iyi duruma getirmek sizin işiniz. Bizim işimiz. Hep beraber bir şey yapacağız. Ve Nehemiye dedi ki, tamam. Şey, çizgi filmlerde oluyor. Birdenbire bu Vikingli bir çocuk vardı. Eskiden ben gençken, benim çocuklar çocukken. Tamam, böyle birden burnunu oynatıyordu ya. Birden bir ışık yanıyor orada. Hatırlamıyorum. Ne o? Viking. Yani gençler bana öyle ne diyor bu adam der gibi bakıyorlar. Biz çizgi film seyrediyorduk eskiden. Tamam, ve birdenbire Nehemiya'nın aklına öyle bir fikir geldi. Burnunu kaşıdı mı kaşımadı mı bilmiyorum. Rab onların ihtiyacını karşıla. İsa Mesih'in adıyla amin. Öyle bir şey değil. Ben ne yapacağım demiş. Ben ne yapacağım demiş. Yani geçtiğimiz haftalarda daha önce de bahsettim size. Yaşaya 6. bölümde. Sonra 6. bölüm 8. ayet. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyor. Ne dedi? Yaşaya. 6-8. Bazen istemiyor. Benim gibi oluyorlar. Bulaşıcı bu işitmek konusu. Orada diyor ki, kimi göndereyim? Çok iyi bildiğiniz İbranice bir sözcük. Ne diyor? Hineni diyor. Hineni. Buradayım. İşte ben. Şelaheni.
beni gönder. Hineni, şelahini, beni gönder. Rab bir problem olduğunu görüyor. Birilerinin işi yapması lazım. Kimse kimseyi öpmüyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Kimse kimsenin ihtiyacını düşünmüyor. Kimse kimseye İsa Mesih'in bildirisini iletmiyor. Rab kimi göndereyim? Hineni, şelahini. Şimdi arkadaşlar size bir kart açacaklar. Bir tane de bana ver ya. Güzel. Bu kilisemizdeki bir kardeşimiz Lissel. Lissel'ın yaptığı bir büyük resim. Bu önümüzdeki 4 hafta içerisinde size sık sık farklı boyutlarda bunları göstereceğiz. Kartlar hatırlasın. Ya arkada yazıyormuşuz zaten Lissel 2019'da bunu yaptığı için kullanabiliyoruz. Hineni, buradayım demek. Üzgünüm, İngilizce yok. İngilizcesinde here I am diyor. Önümüzdeki hafta biraz daha büyüğünü göreceğim. Rab soruyor. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek? Cevap açık. Buradayım. Beni gönder. Hepsini bitirmek zorunda değiliz. İkinci toplantıya da kalsın. Orada Nehemya 2. bölüm 3. ve 5. ayetler aslında 4. 5. ayetler kralla konuşuyor. Atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı. Nasıl üzülmem? Kral, dileğin ne diye sordu. Göklerin tanrısına dua edip krala şöyle dedi. Eğer uygun görüyorsan, benden hoşnut kaldınsa, lütfen beni Yahuda'ya, atalarımın gömüldüğü kente gönder. Kenti onarayım. Artık siz de İbranice biliyorsunuz. Hineni, şelahini demişti. Kim? Yaşaya. Burada diyor ki, beni gönder. Tişlaheni, sen gönder. Şehene, yani göndermek değil. Gönder beni. Ben gideyim. Buradayım ben. Harekete ben başlayacağım. Ben değiştireceğim. Rab, ben hazırım. Hatırlıyorsunuz, birkaç hafta önce bahsetmiştim. Hadi 2 dakika daha sabredin. Samuel, daha küçük bir çocukken Eli'nin, kahinin elinin kapısının önünde ona hizmet etmek için yatıyordu. Rab'bin sesini duydu. Samuel! Samuel! Ne dedi? Hineni! Buyurun! Emret komutanım! Emret başkanım ya da orada. Bağlam içerisinde. Musa'ya Rab çalıdan ses, yanan çalıdan seslendiğinde Musa, Musa cevabı neydi? Hineni. İşte ben. Hizmet ediyoruz. Kardeşlerimizin sıkıntı çektiklerini gördük. Bizim tavrımız ne olacak? Bir zorluk var kilisemizin içerisinde. Ahmet hasta. Birinin ona çorba yapması lazım. Bizim kilisemiz çorba yapmayabiliyor. Her salı günü öğleden sonra çorba yapıyoruz. İnsanlara verip dağıtıyoruz çorbayı. Ahmet hastaysa, ateşler içerisindeyse, yiyecek yoksa çorbayı kim yapacak? Hineni. Hineni. Ben yapacağım. Ya da Mehmet yapacak. İlk elini o kaldırdı. Mehmet'ten beklemeyin ama. Emin de razı etmiş. Tamam mı? Mehmet, Emin, İhsan, Cejdan. Onu gördüm arada. Vedat da vardı.
Ya siz buradasınız hepiniz. Meral de yana bakıyor, kimi görüyor diye. Hep beraber biz buradayız. Biz yapacağız. Çünkü kardeşiz biz. Birisinin ihtiyacı varsa çorbaya, duaya, sırtımızı sıvazlayan bir ele ya da sadece duyan bir kulağa, o zaman biz yardım edeceğiz. Onaracağınız bir kent var mı? Onarabileceğiniz bir ilişki var mı? Onaracağınız bir yürek var mı? Ne duruyorsunuz? Vereceğimiz cevap çok açık. Yine, yine ben yapacağım diye. Rab sizi kutsasın.